Kolay üretim, düşük sermaye, yüksek kazanç. Neyden bahsettiğimi merak ediyor olmalısınız. Mantardan bahsediyoruz efendim. Şu sıralar mantar üreticisi pek mutlu. Yılın 12 ayı üretim yapıp kazanç sağlıyorlar. Peki Antalya bu üretimin hangi noktasında, üretici kazanıyor mu? İşte mantar üreticilerinin durumu. Kültür, istiridye ve daha nice mantar istihdam kaynağı. Türkiye dünya mantar üretimini herhalde sanırım 20. sırasında falandır. Ama Antalya bölgesi Türkiye pazarında taze mantar olarak pazarın yaklaşık %50'sine hakim. Kültür mantarı kompost olarak da pazarın %70'ine hakim Antalya bölgesi. Türkiye'de mantar ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Antalya'da mantar en önemli geçim kaynaklarından biri. Yılın 12 ayı boyunca üretim yapan mantar üreticisi de durumdan hayli memnun. Şu anda tarımsal ürünlerde mantar, kültür mantarı üretimi eğer herhangi bir hastalıktan dolayı verim kaybı olmazsa normal olarak iyi. Şu anda tarımda en iyi kazanılan işlerden biri. Bir maddi kazanç yani gayet rahat sağlıyorlar ve insanlar yani bugün şimdi normal bir aile küçük bir üretim odasıyla kendi geçimini rahat rahat sağlıyor. Yılın ilk yarısında sonuçlar tahmini olarak yaklaşık bir 15-20 milyon civarında bir gelir elde etmiştir. Ama ne yazık ki çoğu sektörde olduğu gibi mantar üreticisinin de bazı sıkıntıları mevcut. Sektörün genelde bir altyapı sıkıntısı var. Artı girdiler çok yüksek gibi de özellikle mantar yetişme ortamı genelde artık maddelerden olduğu için ve normalde o maddelerin çok fazla bir değeri yoktur, maddi değeri yoktur. Ama onların ürünün toplaması, depolaması, nakliyesi, her şey mazot ve elektriğe yüklendiği için yani maliyetler yükseliyor. Tabii fiyatlar aynı şekilde yükselmiyor. Kar makası giderek daralıyor. Sektör hedeflenen rakamlara ulaşabilmek adına daha çok destek bekliyor. Ya sektör olarak hedefimiz yani yurt dışı ihracatı belki yakın bölgelerde çok zor. Belki Arabistan ülkeleri olabilir. Onun için de yani diyelim ki tesislerin modernize olması lazım. Mantar kalitesinin yükselmesi lazım. Ve torf özellikle yani üstündeki örtü torfunun daha kaliteli, daha iyi olması lazım. Onun dışında kompost sektörü olarak yani o dünyadaki uygulanan teknoloji veya sistemler neyse şu anda Türkiye'deki kompost firmalarda aynı teknoloji uyguluyorlar. Onda artık gidebileceği bir yer yok. Onlar son teknoloji neyse oraya geldiler. Sadece mantar üretimi kısmında işte bir takım şeylerin, desteklerin verilip büyük işletmeler ve modern işletmelerin kurulması lazım. Yani bu konuda desteklerin olması lazım. Bu da hibe desteği olur, kredi olur. Yani uzun vadeli yatırım kredileri olur. Bu şekilde desteklenmesi gerekir.